Buyurun. İyi günler komiserim, beni çağırtmışsınız. Muhtar, sen mi geldin? Geç otur bakalım. Hayırdır komiserim? Nasıl söylesem, hakkında bir şikayet var Muharrem. Şikayet mi? Ne şikayeti komiserim? Cennet Mahallesi Güzelleştirme Derneği adına para toplayıp makbuz kesiyormuşsun. Doğrudur komiserim, para toplarım. Çocuk parkındaki kırık salıncakları, kaydırakları tamir edeceğim inşallah. Bunun neresi suçtur anlamadım. Yok, orada bir suç yok tabii de. Nerede suç var? İhbara göre topladığın paraları kendi hesabında kullanıyormuşsun. Etem söyledi değil mi bunları? Hem yardım etmez hem de ihbarda buldur namussuz herif. Dur hemen celallenme. Otur bakayım şuraya. Otur. Nasıl sinirlenmeyeyim be komiserim? Ben kendi cebimden dünyanın parasını harcadım o parkı yaptırmak için. Bir de kalkmış bana iftira ederler. Ya sen ne biçim muhtarsın ya? Sakin ol. Şöyle adam gibi konuşalım. Muhtar falan değilim artıkın. İstifa ederim. Ne? Ne diyorsun be adam? Duydunuz komiserim. İstifa ettim muhtarlıktan. O şikayet edenler kına yaksınlar artıkın bir taraflarına. Deli misin be adam? Mahalleyi muhtarsız mı bırakacaksın? Onlar beni istemezlerse ben onları hiç istemem. Gidip mazbatamı da bırakacağım. Ne halleri varsa görsünler artıkın. Allah Allah. Salih gördün mü? Deli vallahi bu adam. Haklısınız komiserim. Pire için yorgan yaktı resmen. Ya. Görgüsüz yeter. 250. El Allah'ın günü burada para sayacağına kendine bir para sayma makinesi alsana. Hem sen rahat edersin hem biz. Yok be Yunus. Bir gün paran olursa sen de göreceksin. Elle para saymanın tadı hiçbir şeyde yoktur. Siz de para olmadığı için bu zevkleri bilmezsiniz tabii. Ne oldu be Muharrem? Burnundan soluyorsun. Ne oldu ben işte? Biri karakolda ihbarda bulunmuş. Muharrem dendeğin paralarını yiyor demiş. Allah Allah. Kim acaba? Hanginiz yaptınız be? Ayıp. Hiç yakıştıramadım size. Ama o şerefsiz için rahat etsin. Muhtarlıktan istifa ederim artık. Ne? Ne yaparsın, ne yaparsın? Ne yaptın? İstifa mı ettin enişte? Ne yapıyorsun be abi? Gel vazgeç şu işten. Hiç boşuna nefesinizi tüketmeyin. Kararım kesindir. Ha, sen istifa ettiysen yeni muhtar için seçim mi olacak? He, seçim olacak. O zaman ben muhtarlığa adaylığımı koyarım. Yok yani, yanlış anlama. O seni ihbar eden size de dersini bildiririm değil mi? Bu bünye bu mahalleyi sana yedirmez Ethem. Ben de adaylığımı koyarım muhtarlığa. Ne dersin be abi be? Duydunuz. Mahallenin muhtarlığını o Ethem adisine yedirmem. Muhtarlığa adaylığımı koyuyorum. Ailenin kralı benim babam be. Aslan babam be. Sonuna kadar arkandayız oğlum. Sizin desteğinizle değil muhtar. Başbakan bilem olurum be. Gurur duyarım bu aileyle. Papatyalarım var, lalelerim var, çiçeklerim var abi. Yok, bir istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. İstemiyorum. Altına karına bir çiçek. Ya hayır, istemiyorum dedim ya. Ne para kalkmış ayı be. Ulan azıcık romantik ol, karına götürür. Haydi, çiçeklerim var, papatyalarım var. Kız bebe. Kız gel. Kız bebe. Ne? Çok sevinçliyim ben de. Ne oldu canım, niye sevinçlisin? Kız yoksa balinalar için avlanma yasağı çıktı da. Kızlara mı sevinirsin? Çok komik. Geberme Emi. Kız koca muhtarlığa adaylığını koydu be. Buna sevinirim. Kız oynayıcım ne dersin sen? Muharrem zaten muhtar değil midir? Yok. Muharrem Ethem'e kızıp istifa etti. Ethem de muhtarlığa adaylığını koymuş. Yunus abim de ona inat aday oldu. Sevindin mi kız? Tabii ne demesin. Çok sevindim bak. Bak 32'dir sırıtırım sinişte. Lan ben o muhtarlığı o zurnacı giydirirsem bana da pempe demesinim. Dur bakalım sen. Haydi canım hoşça kal. Çiçeklerim var. Bebe nereye kız? Aman haydi çiçeklerim var benim. Haydi papatyalarım var. O kardukalı ama taşlıkları var. Bak orada oturur. Ethem söyle ona buraya gelsin. Haydi söyle.
Ethem abi. Pembe abla seni çağırıyor Şimşak. Hemen bakarım. Ha? Bak bak. Şimdi Ethemciğim. Ben derim ki artıkın Cennet Mahallesi karılarının da siyasete atılma vakitleri gelmiştir. Doğru dersin kız ona. Bizim neyimiz eksik? Biz de girelim siyasete. Evet, biz de girelim. Ya. Bir durun. Hemen gaza gelmeyin. Önce ben bir siyasete gireyim. Bir ortamı kontrol edeyim, bir boy vereyim. Sonra inşallah sizi de yani şey ederim yani. İyi yanıma de, alırım. Benden ne istediğini anlamış değilim hala. Ne istersin? Şimdi öncelikle çok güzel bir soruyu çektirdin yani. Tebrik ediyorum. Şunu istiyorum. Muhtarlık seçiminden vazgeçeceksin. Yerine yani beni şey ettireceksin. Olur mu? Tabii Pembeciğim. Kurban olsun sana muhtarlık. İstediğin her şeyi yaparım. Yeter ki sen iste. Yeter ki ben isteyeyim öyle mi? Yani şimdi sen bu mantıkla afişlerin parasını, promosyonların parasını da ben öderim dersin. Canım öyle mi? Ben mi öderim? Lan Ethemciğim, sen daha az önce istediğin her şeyi yaparım yeter ki sen iste dedin mi demedin mi? Dedi tabii, hepimiz şahidiz. Yok ya, dedim hakikaten. Lan Ethemciğim, sen gel bana sponsor ol. Bu seçimde şu Yunus'u bir alt edelim. Ben muhtar olunca her şeyi hallederim. Çaktın mı? Öteki aday Yunus baba mı? Eyvah. Yanlışım varsa düzelt Sultan ama mahalleyi çok civcivli günler bekliyor. Tamam be Pembe. Tamam derim. Lan ne durursunuz? Alkışlayın yeni muhtarınızı. En büyük muhtar sizin muhtar. Tamam. Şimdi kimse bu çizgiyi geçmiyor. Ethem tarafı bu tarafa, Yunus tarafı burada. Ulan Rıza, ulan Rüstem. Hemen Ethem'in tarafına geçtiniz değil mi? Bir muhtar olayım, hepinizi sürdüreceğim ulan bu mahalleden. Ayıp ediyorsun Yunus baba. Ne Ethem'i ya? Bak bak, bir de inkar ediyor dallama ya. Hem Ethem'in tarafına geçiyor, hem de Ethem'in tarafında değilim diyor. Üçkağıtçı baba, üçkağıtçı, üçkağıtçı. Geliyor, alemi kralı, mahallemizin muhtarı geliyor. Ethem dallaması mı geliyor? Gelsin bakalım. Ulan Göttingen'le Ethem benim babama rakip olabilir mi be? Yaşa be Ferhat, bize söyledin ha. Haydi. Cennet Mahallesi, kadın kurbanı ileri. Ne diyordu be? Ben diyorum ki baba. Pembe ne olur ayrı ola. Yoğurdum ayran ola. Bize her gün bayram ola. Çatla da patla. Mutlarla adaylığımı koydum. Çarp kabakat. Abimle Ethem dururken sana hiç bir tane bile oy çıkmaz. Avucunu yalarsın seçimde. Siz beni ne sandınız be? Ethem gel lan şunlara söyle lan açıklamanı yap şunlara. Sevgili Cennet Mahallesi sakinleri. Ben mahallemizin geleceği için muhtarlıktan çekilip Pembe'ye destek veririm. Bana borcu olanlardan ricam Pembe'yi desteklesinler. Yoksa faizler artar una göre ha. İyi iş yapıyorduk baba. Senden mi çekineceğim be Pembe? Senden korkan senin gibi olsun. Tut. Ha. Yunus baba gelecek. Dertler bitecek. Allah! Kısa oldu baba. Konuşma kısa oldu. Aldım. O kadar. Bravo! Tabii ki doğru. Doğru. Toz